Günaydın değerli izleyiciler. Normalde böyle bir kanal girişim yok. Eğer videoyu ilk kez izliyorsan. Dostlar günaydın. Benimle üniversitenin ilk haftasına hoş geldiniz. Yani anlayabiliyor musunuz bilmiyorum. Aslında anlamanız lazım. Ama neden bu kadar enerjim hiçbir fikrim yok. Uyandım. Yani 3 dakika önce falan uyandım. O kadar söyleyeyim size. Hani bu kadar enerjik olmamak benim gerçekten şu an hala uykum var yani. Bu hafta üniversitenin ilk haftası. Normalde ben sizlere bu vlogu dün çekmeye başlayacaktım. Bugün salı. Acaba hani bu vlogu bugün başlatmamın sebebi yine temizlik güne denk gelmiş olması mı yurdumun? Hayır. Yani eğer kanalıma ilk kez geliyorsanız nedense vlogların her başlangıcı temizlik günüme denk geliyor. İç açın istisnasız her vlogda temizlik var yurtta. Dün garip bir şekilde kameram çalışmamaya karar verdi. Bugün çalışmaya karar verdiğini umuyorum. Ama zaten ben de şöyle bir bahane buldum hemen bunu züğürt tesellisi olsun diye. Zaten dün TLL ve mat vardı. Mat, matematik, TLL edebiyat olarak geçiyor. Ortak dersler yani. Diğer bölümlerle beraber gördüğünüz ortak dersler. O yüzden bugün aslında bölüm derslerimin başlangıcı. Ve dün çok bir şey kaçırmış sayılmayız. O yüzden bugün asıl vlogu başlatıyorum. Ve üniversitenin ilk haftası vlogu. Şu anda saat 8.30. Benim 10.30'da dersim. Dünden öğrendiğim tek bir şey varsa o da gerçekten onda bu odadan çıkıp sınıfı arayacağım ve dün mesela yine edebiyatta sıkıntı yoktu. Bak edebiyatta en öne oturdum. Şimdi diyeceksiniz ki hangi en öne oturmak ister üniversite dersine? Ben oturmak isterim. Matematikte bir girdim hiçbir şekilde yer kalmamıştı. Ve bu arada edebiyatta 15 dakika boyunca sınıf aradım. Asla bulamadım sınıfları. O yüzden bugün erken çıkacağım. Bir de bugüne kadar asıl merak ettiğim şey sınıfta kaç erkek olacağı. Çünkü bir rivayete göre psikoloji okuyorum ben. Bölümde sadece 3-4 erkek falan oluyormuş. Böyle 15 erkek olmasını falan istediğimden değil yani öyle bir arzum yok yani spesifik olarak ama merak ediyorum kaç tane olacak yani. Kendime şimdi bir tane fakir kebabı yapacağım dostlar. Pov buzdolabısın ve bana bakıyorsun. Peynir. Domates yemeyen adam mıdır lo? Perfect all Turkish bitch. Turkish bitch. Türkiye iş biç. Özür dilerim siz olmadan hazırlandım ama gerçekten bu olayı topladım. Bakın ne kadar topladım görüyor musunuz? Yani temizle tam olarak hazır. Şimdi saat şu anda. Oğlum ne kadar dakikim. Şimdi dersimize gideceğiz. Bakalım hangi binadaymış dersim. Abi şu üniversitede bak üniversite tavsiyesi. Alın size üniversite tavsiyesi. Sınıfınızı bulmaya gidin. Yani 15 dakika önce gidin. En az 15 dakika önce gidin. Hiçbir şekilde bulamıyorsunuz çünkü. Hukuk fakültesi 2. kat. Tamam. Özellikle benim bölümüm gibi böyle hani bir dersiniz hazırlık binasında, bir dersiniz hukuk binasında, bir dersiniz işletmede falansa özellikle. Ama bir şey diyebilir miyim? Odanın manzarasına bakar mısınız? Bakar mısınız? Tam Özyeğin Üniversitesi. Günaydın Özyeğin Üniversitesi. Ayakkabı ne yiyeceğimi bilemiyorum. Bu ayakkabıları aşırı seviyorum ama o kadar yıprandılar ki hani artık giyemiyorum. Çok yani aşırı yıprandılar. Ne yapalım ya? Herkes temiz ayakkabı giyecek diye bir şey mi var? Golden kızlara millet 13 bin lira veriyor. Yemin ederim bunların bu ayakkabının rengi değişti bu arada. Hani şaka da değil harbiden de aşırı yıpranmış. İstanbul'da kaç gündür deli gibi yağmur yağıyordu. Ben de hiç sevmem yağmurlu havayı bu arada. Bu kadar güneşli hava insanıyım ki İzmirli olduğum ne kadar belli değil mi? Baya böyle enerjide oldum. Güneşi görünce mutlu oldum. Az önce yanımdan geçip geçen çocuk bu videoyu izliyorsan niye bakıp bana güldün? İşte komik diye gel sen de videoya sokayım. Böyle garip garip hareketler yapıyorum. Sonra diyorum çocuk niye bana güldü? Çocuk bana güler de. Çocuk bana bir daha sakın gülme bak. Yemeğim gıcık oldum sana. Aa, gülüyor musun? Ama çok koyu çıkıyorum. Şimdi ilk dersimize gireceğiz. Evet şu kız sesi gibi burası. Ama niye ay yüzüsünde ben esmer çıkıyorum bu kadar? Aynen. Al bak sen de tam beyaz işte. Senin almış beyazlığını aydan. A few moments later. Tam Ela ile Nazlı kendi aralarında konuşuyorlar, kaynaşıyorlar da. Bugün ikisini tanıştırdım. Biz bu arada davranışsal biyolojiye gireceğiz zannediyorduk. Ben davranışsal biyolojiye gireceğimize o kadar eminim ki hani neden böyle peki böyle gireceğimi düşündüm onu da bilmiyorum. Çünkü davranışsal biyolojiye gireceğimize dair hiçbir belirti yoktu. Ben tamamen kendi kendime öyle düşündüğüme inandım. Ve istatistik dersiymiş bu. Davranışsal biyoloji falan değilmiş. Bir şey ne düşünüyoruz ders hakkında? Ben bilmiyorum ya ben çok korkuyorum. Hoca tatlıydı aslında. Hoca çok tatlı değil miydi ama? Siz de davranışsal biyoloji bekliyordunuz değil mi? Evet. Niye bekledik? Elim ayağım titredi. Öyle bir şey de yoktu aslında biz niye kafamızdan öyle uydurduk ki? Bilmiyorum ben öyle kalmış aklımda. Benim de öyle kalmış. Bir de çok kalabalıktı sınıf. Evet. Gerçekten çok kalabalıktı. Ve evet yani evet erkek sayısı size söylüyoruz. 5 miydi erkek sayısı? Ben diyeyim 5 siz deyin 4 hadi yani öyle bir
şey, kız sesi. Dostlar şu an kahve molasına oturduk. Hadi hesap makinelerimizi gösterelim. Bir şey diyeceğim, ben seni bot olur musun? Şu an ben de Amerika'da aynısın. Çok sıkıntım. Adamın fikri var, GoPro alıp kafama öyle video çekecekmişim, okulu gezecekmişim. Allah'tan inovatif arkadaşlarım var. Ne? Ha, daha çıkacakmışım. Yani öz iğne yani. Aşkım, seni çok seviyorum. Hayatımın aşkısı. İnşallah Aymine'ye de darısı arkadaşlar başına. Ama kocanızı bulun. Aşk olun. Bu bir hayat tavsiyesi. Üniversite tavsiyeleri. Üniversite bir de burun bu. Kalmayı. Aşk götür arkadaşlar. Evet. Ne? Ne düşünüyorsun şu an bu konu hakkında? Ben hiç beceremiyorum işte. Bunu koyma gözünüze. İlk videoda da öyle diyorsun biliyor musun? Ben bu işi beceremiyorum. Aynen. Evet, burada Aymine hunharca yemek yiyor. Dım 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 dım. Dostlar şimdi odaya geldim gördüğünüz gibi. Bir önceki izlediğiniz video şu anda yurda yerleşme ve yurt turu videosu olması lazım. Oda turum. Oda turumu hala yani çekmedim henüz. O videoyu izlediyseniz zaten biliyorsunuzdur. Biraz hastaydım yurda yerleşirken. O yüzden geç yerleştim. Ve yerleşirken bir noktada çekemedim artık. Hani yetmedi gücüm çünkü. O yüzden şimdi çekeceğim. Bir de bugün temizlik günü olduğu için odam artık yani papız parıldamış. Şimdi onu çekeceğim sizlere be. Şu anda saat 4 oldu. Bugün dersten sonra zaten arkadaşlarım da full oturdu. Birazdan da kargo almaya gitmem lazım. O yüzden şu videoyu hemen çeksem iyi olur. Sadece ben şunu fark ettim. Üniversitede gerçekten ajanda kullanmak bir boka yarıyormuş. Bunun hakkında konuşacağım birazdan sizinle. Belki o takvimleri, sınav tarihlerini falan ve işlenecek konuları biraz çıkartırım. 2000 years later. Anne dur bir dakika, sana bir şey göstereceğim ondan dedim de. Bak bugün istatistik dersinde hoca işte şey dedi. Bir tane hesap makinesi alın dedi. Sınavlara hesap makinesiyle girecekmişiz çünkü. İstatistiğin olayı şuymuş. Bir sürü mesela formül var, tamam mı? Formül kağıdıyla beraber de giriyorsun aynı zamanda. Hangi olayda hangi formülü kullanman gerektiğini bilmen lazım. Seni hesap makineyim. Aldım işte bugün. Bakar mısın? Baba baksana hesap makineme bak. Baba. Hesap makineme bak. Babam biliyormuş. Ha evet şey. Citizen. Arkadaşlar Ardalara gideceğiz de. O yüzden Ela arıyor arkadan. Efendim. İneyim bir tanem, iniyorum. Tamam hadi beraber. Arda benim hazırlıktan arkadaşım. Dedik aynı zamanda Ela, Emir ve Dilara da. Gerçi onları biliyorsunuz aslında bak. Yemin ederim şuraya hatırlatan bir fotoğraf koyacağım. Aa evet bunları biliyoruz diyeceksiniz. İşte Arda eve çıktı. Biz de Arda'ya ev gezmesine gidiyoruz. Oğlum işte bu yaşlar güzel yani, anladınız mı? Bak bu yaşta mesela hayatı dondursam 18, 19 ya 19'da hayatı dondursam 19. yaş süper bir şey, bak süper bir şey. Aslında artık daha yetişkinsin. Artık bu gençliğin o kadar hala genciz bu arada, ne saçmalıyorum da. Artık daha yetişkinsin ama tam olarak da yetişkin değilsin ya. Hani yetişkinliğin güzel kısımlarını aldığın ama sorumluluğunu almadığın bir yaş ya 19 daha çok. Hemen hadi gidelim dostlar. Arkadaşlar Migros'a geldik. Arda ayıp olmasın bir şeyler alalım diye de. Dilerim şu an. aman. Bu arada bayağı rahat bir şey. Ben bunu öneriyorum. Uyanamıyorum. Uyanmak mı? Şimdi sizlerle beraber kahvaltı hazırlayacağız dostlar. Tipime bakalım hemen. Ben de sizlere video çekmedim. Neden? Dün benim derslerim 10.40'dan 6.30'a kadardı. 6.30'a kadardı. Ve ben dün öleceğimi biliyordum. Öleceğimi bildiğim için de size çekmedim dün. Ama dünkü derslerimden biraz bahsetmek gerekirse o çok merak ettiğim davranışsal biyoloji dersine girdim. Ya gerçekten çok umutluydum ders için. Yani umarım inşallah erken konuşuyorumdur. Ama biyoloji nedir? Biyoloji işte evrim nedir? Ama evrim nedir böyle çok basit evrim nedir, anladın mı? İşte adaptasyon, bilim nedir falan nedir? Böyle hiç hani ilk başta hoca dersi anlatırken böyle birkaç soru sor, tamam mı? İşte nature nurture debate'den falan bahsetti. Yani aslında bizim kişiliğimizi belirleyen şey ailemize aldığımız genlerimiz midir yoksa yaşadığımız çevre midir tartışması falan. Böyle hani bu tarz şeylerden bahsederken gerçekten başta çok ilgi çekiciydi ve ben yemin ederim ders dinlerken heyecanlandım. Yani böyle hissettim yani. Harbiden heyecanlandım yani. Sonra böyle çok üzüldüm. Konuşması bitti. Derse başladığı halim o. Onu da anlamadım. 2 saat boyunca. Delirdim ya. Çok sıkıldım ya dün yani. Beynim böyle akıyordu. Ellerimin arasından böyle akıyordu beynim yani. Bu arada bir tane tost makinesi aldım. Şimdi onu deneyeceğiz. Çok açım. O kadar açım ki. Bugün ilk kez derslerim biraz daha geç başlıyor bu arada. 12.40'da. Bugün aşırı sıkıcı bir kombin yapmaya karar verdim. Altında telefon çalıyor. Kim arıyor onu? Alo. Sizi resim projelerinizde oyuncu olarak rol almak istiyorsanız lütfen beni suçlayın. İstemiyorum. Bugün gerçekten çok sıkıcı bir kombin yaptım. Altında böyle bol dökümlü siyah pantolon. Üstümde bu var.
kirli de ne? Şu an bütün kombinim mal oldu. Hayır, öyle hayal etmemiştim. Hayır Allah'ım ya, hayır Allah'ım ya. Dostlar şu an hiç mutlu değilim, hiç mutlu değilim. Ya niye kirli de ya? Giymedim ki. Lan buldum lan, buldum. Buldum. Bir dakika bekleyin, hemen ütülemem lazım. Evet tamam, şimdi oldu bakın dostlar. Şimdi paçalarım biraz uzundu, o yüzden böyle bir şey yaptım. Converse'in arasına sıkıştırdım. Tarzı oldu yani, ne diyorsunuz? İnşallah maymun gibi olmamıştır. Çıkıyoruz. Bakın bugün şey olmuşuz Ela'yla. İstemeden aynı renkleri giymişiz. Erken kalktın. 9.30. Nasıl? New York erken kalktın. Ooo. Evet, ama ondan önce kahvaltımı hazırladım. Sporumuzu yaptıktan sonra beslenmek çok önemli. Sen beslenmez olmaz. Bu evet sonra. Doğru. Şimdi sonra duşumu aldım. Sonra hazırlandım. Maşallah kız. Dersiz. Oha ben de bu sabah. Aynı şey dersim. Oo. Ben de bu sabah şey diye video çektim biliyor musun? Uyanamıyorum. Bugün iki zıt karakter. Evet bugün çok evet. Zıtız ya. Ama aynı zamanda hiç de zıt değiliz yani evet, bugün. Güzel. Hava o kadar bak, tatlı ki. Güzel. Bir Antalyalı bir İzmirli olarak. Evet. Salak İstanbul bazen mal mal yapıp duruyor. Bu arada şimdi de 3 saat boyunca aralıksız dersimiz var. Ama bugün tek dersimiz var ama da 3 saat zaten yani. Güzel. Ya dostlar şu hava ne kadar tatlı. Çok güzel. Öpücük at. Evet arkadaşlar geçen gün size Arda'nın evinde video çekmediğimiz aklımıza geldi. Bayağı kötü çok oldu. Çok eğlenmiştik. Benim bir... Niye yüzüm böyle? Sen bir güzelleştin ha. Zaten çok hayır, güzeldin de. Bir şey söyleyeceğim. Tam tersi de böyle bir yüzüm baksana. Yani öyle yapınca tabii ki öyle olabilir. Yüzüm şiş gibi. Kameraya alışık değilim. Yok kameraya alışık değilsin. Evet. Çok güzel. Hoca geldi. Hoca geldi. Hadi bay bay. Belong to me, you asked me for a place to sleep, locked me up and threw a feast. Dostlar nasılsınız? Görüşmeyeli. Şimdi birkaç tane kargom geldi, sizlerle beraber ulaşacağız, odaya geldim. Bugün hoca dersten erken bıraktı. Yani bugün hani harbiden biz ilk gün pazartesi günü dalga geçmiştik. İşte üniversitenin ilk günü ders işlenmez herhalde demiştik. Sonra bize gülmüşlerdi bölümdeki arkadaşlarımız, lise mi bulan falan ha 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 diye. Gerçekten kimse ders işlemedi. Bir iki tanesi işledi bu arada. Matematikçi falan işledi, davranışsal biyoloji işledi. Ama bugün psikolojiye giriş dersim vardı. Psikoloji 101 dersim vardı. O işlemedim. Ben mesela şimdi bölüme geçerken çok hevesli bir şekilde geçtim ve şey diye geçtim. Hani oh bir sürü yeni şey öğreneceğiz. İşte hiç bilmediğim şeyler öğreneceğim. Makaleler okuyacağım. Böyle çok kültürlü bir insan olma yolunda ilerleyeceğim falan. Hani hemen olacağımı düşünmedim. Tabii ki de hani böyle. Ama acaba hani psikolojinin ilk yılı çok şey mi böyle? Basit. Hani nasıl desem aslında o kadar ilginç şeyler öğrenmeyeceğimiz. Daha böyle temel. Hani her dersin ilk giriş konusu bir çok sıkıcıdır ya. Öyle mi mesela ilk yıl genel olarak? İnşallah öyle değildir ya. Neyse alışveriş yaptım. Geçenlerde yaptığım bir alışverişi, kışlık alışverişimi size Instagram'dan paylaşmıştım. Instagram'ı bu arada çok çok daha aktif kullanıyorum. Hiç aktif kullanmam kadar çok aktif kullanıyorum bu arada Instagram'ı. Sadece şöyle bir şey aldım. Bu, bunun ne olduğunu biliyorum. Saç bandı. Yani tabii ki biliyorum. Ben aldım zaten çünkü de. Bakın şu şekilde beyaz ve siyah aldım. Aa güzel oldu lan. Bir bakın bakayım. Güzel oldu. Bakın. Ama güzel oldu şöyle bir. Dur bunu bak bunun beyazını taksam aradaki farkı daha iyi anlarsınız. Bekleyin beyazını takayım. Bakın. Bence güzel oldu ya. Lambe şeyim var. Bunda bot var. Bot aldım. Gerçekten çok klasik bir modelini aldım. Ebru'nun bu bilek kısmının dar geliyor olması benim çok hoşuma gidiyor. Oğlum çok büyük duruyor lan. 38 ama sen 45 gibi duruyor ha. Ben de odaya geldim. Az önce arkadaşım aradı hadi gel diye de. Odaya geldim çünkü bir tane işbirliği çekimi yapmam gerekiyor. Bundan bir önceki videoda gördüğünüz işbirliğinin çekimini yapmam gerekiyor. Daha sonra arkadaşlarımın yanına gideceğim tekrardan. Ceyda ile bayağıdır beraber oturmadık. Onunla bir oturacağız. Yiğitan çağırdı. Bir onların yanına gideceğim. Ceyda da 5.30'da dersi bitiyor. Sonra bugün biraz video editlemem lazım aslında. Akademik hayatım ve influencer hayatım bu aralar çok fazla ön planda. Size bir soru. Video editliyordum. Aklıma geldi. Böyle hiç hayatınızda şey yaptınız mı? Diyelim ki içinizden bir karar almak gerekiyor ya da bir şey yapmamak gerekiyor. Ama böyle hani etrafınızdaki herkes hani ya sen saçmalama. Böyle yapılır mı? Bunu böyle yapman lazım. Bu kararı böyle almaman lazım dediği. Hani gerçekten de böyle mantıklı düşününce aslında çok da belki öbür türlüsünün daha mantıklı olabileceği ama sizin yine de içinizden öyle hissettiğiniz için aldığınız bir karar oldu mu? Ne anladınız sordum sorduğunu anladınız mı? Çok merak ediyorum. Böyle bir deneyiminiz hiç oldu mu? Ne hissettiniz o kararı aldıktan sonra? Aldınız mı ya da? Ben oğlum bak bir şey diyebilir miyim? Eğer benden küçükseniz tamam mı? Böyle 19-20'li yaşlara geldiğinizde 19 diyeyim ben 19'um daha. Bende mi bir tek oluyor bilmiyorum. Ben sanki şu anda böyle yeniden yetişkin olmayı öğreniyor gibi hissediyorum. Yani sanki yetişkinliğe geçişi böyle bayağı fiziksel bir şeymiş gibi hissediyorum. Hani böyle yürümeyi en baştan öğreniyormuş gibi. Sanki böyle bildiğim her şey yanlışmış. Bütün hayatı en baştan öğreniyormuş gibi. Ben mesela bundan 2 yıl önce ben hani her şeyi bildiğimi hiçbir zaman düşünmedim ama
Bundan 2 yıl önce çok şey bildiğimi düşünüyordum. Her şeyi bilmesem de. Ve şu an sanki hayata dair en ufak bir deneyimim yokmuş. Böyle daha geçen gün doğmuşum falan gibi hissediyorum. Çok tecrübesiz, çok her şeye karşı bakış açım çok değişiyor. İnsan ilişkilerini sanki böyle ilk kez öğreniyorum. Ne alaka lan? Video editliyordum bu arada. İşte alakası olmayan konular aslında da. Aklıma geldi dostlar. Ben genelde tuvalete girdiğimde böyle şeyler çok düşünüyorum ya. Bunu söylememem lazım size. Böyle pis mi oluyor bunu söyleyince? Ama ne var, tuvalete hepimiz giriyoruz ve düşünüyorum. She took my heart, feel that one up. Odamın manzarasına bakın. Abla fotoğraf çekmeyeceğim ya. Ay. Çıkırıyorum, gene çıkırıyorum. Ceyda'ya ben abla diyorum bu arada. Neden abla dediğim size bir ara açıklarız, tamam, ama garipsemeyin diye söylüyorum. Abla beni şeye, evine çağırdı. Ben normalde özlükse gidip ders çalışacaktım. Abla benim aklımı çeldi. Gel arada 5 dakika dedikodu yaparız. 10 dakika birini çekiştiririz. Bunları tamamen Aymin'e söyledi. Yok işte ders sonra çalışmak istemiyorum. Onu motive etmeye çalışıyorum. İşte ama ablaya bazı şartlar sundum bu arada. Bana kahve yapacak. Ice latte. Tamam abla, geliyorum o zaman. Bay bay. Takılıyorum ama. Oha, çocuk gibi çıkıyorsun lan. Küçük çocuk gibi. Ben mi? Ha, sen 21 yaşında kız. Gel artık, gel. Tamam, bay. Bay. Normal şartlarda harbiden Özyeğiks'e gitmeyi planlıyordum bugün. Yani tam şu an hatta. Ama şimdi Ceyda'nın evine gideceğim. Ceyda'nın evi buraya bir 5 dakika yürüme mesafesinde zaten. Hem Ceyda'yı çok özledim. Kaçtır derslerimiz çakıştığı için görüşemiyoruz Ceyda'yla. Sürekli o molaya girdiğinde ben derse giriyorum falan. Üniversite işte böyle bir şey ya. O mimarlık okuyor çünkü, ben psikolojideyim bildiğiniz gibi. Dediğim gibi ona bazı şartlar sunum dedim ki kesinlikle ders çalışacağız dedim. Ama kesinlikle yani. Asla hani. Zaten onu duşa göndereceğim eve gider gitmez. O yüzden muhabbet edemeyiz. Duşta olacak o. Benim yarın dersim 10.40'da bu arada ve aynı zamanda yarın imzam var. O yüzden Samsun'a gideceğim. Ben yemedim uykumdan feda etmeyi çok seviyorum yani resmen. Gider gezerim, hiç de gocunmam. Uykumdan da feda ederim. Gece 5'te de yatsam 8'de kalkarım, 3 saatlik uykuyla hazırlanır giderim. Sonra kahveye basarım, uçakta uyurum. Ya zaten böyle gideyim diyorum. Altımda eşofman var, üstümde bu crop top var. Valla normalde bunun arasında Converse'ler daha tatlı olur. Bir de bu ayakkabılarım çok eskidi. Aynı modelin yenisini almak istiyorum ama hiçbir yerde ya biliyor musunuz bilmiyorum, stokları asla olmuyor. Ama çok da rahatlar. Gene az daha tırnağımı kırıyorum. Bu aralar saçlarımı çok seviyorum. Bakar mısınız? Yumuşacık. Keşke dokunabilseniz ve düzleştirmedim biliyor musunuz? Doğal hale. Ceyda'nın işeri develi lamalı terliklerine bakın. Deve mi? Kanka deve mi lama mı? Ne biçim bir tane? Alpaka. Ney? Alpaka. O ne? O ne? İzmir'de alpaka yok ki, ben bilmiyorum. Denizde de var. Çocuklar alpaka ne, hiç duydunuz mu? Abla garip kelimeler biliyorsun ha. Aferinlisin. Ben yeni uyandım, kusura bakmayın. Yo estağfurullah. Şey diyorlar, kusura bakmayın. Baktık. Baktık. Arkadaşlar bakın, burası ablanın yatak odası. Bu sağ taraf benim. Pardon, sol taraf oluyor. Bir şeyciğim, erkekler mi solda yatar, kızlar mı? Abla hadi sen Paul Hunter çersin ve dizide uyuma rolündesin, hadi. Dur kamerayı kapat, yapayım hadi. Sonra çersin. Tamam hadi mi? Tamam, kendim tamam, de şu an. Tamam hadi, Türk dizisinde esas kısmını ve uyuyorsun abla. Hadi hadi, ben de oğlanım. Aa keşke tripodumuz olsa. Dur bekle, ben de oğlanım. Bir şeyciğim, biz hasta mıyız acaba ya? acaba bir şey diyeceğim. Tüne de haşağı mı, normal olmayan biz olabilir miyiz acaba? Hadi uyu, ben de erkeğim tamam mı? Ben de sen uyuyorsun ya, beni duyamazsın, ben seninle konuşacağım. Aslında erkeğim ya uykunda. Aslında gözlerin o kadar güzel ki. Sana bunları uyanıkken söylememek çok kötü. Sıcımla ben oynasana. Kanka dur işte bak, şöyle yapıyorum, görmüyorsun. Hani dokunacaktım ama cesaret edemiyorum. Bunlar iki. 6 yaşındasın, ailene gösteri yapıyorsun. Arkadaşlar ben 21 yaşına giriyorum ya. Bana yaptırdığı şeylere bakın ya. Sorterlik yaptırıyor ya. Yapıyorsun. Tövbe tövbe. Tövbe. Ben ablamla eşeğimiz kocaman. Çekin dinozor, maymun dinozor. Ana erkek böyle seviyor değil mi? Dinozorum benim. Çekin dinozor. Dün gece neredeydiniz? Dün gece neredeydiniz? Dedikodu yapacağız da dostlar. Ben ders çalışırken size yine açıyorum. Ablayı şeye, duşa şutelediğimde evi de gezeriz. Size ablanın göstermemi istemediği bütün çekmeceleri de gösteririm. Hiç merak etmeyin. Şimdilik sadece iyi biri gibi davranın. Ortama bakar mısınız ya? Hazırladı ortama. Burada ben ders çalışıyorum orada. Cheers. Oh. Ceyda bana az önce evlilik teklifi eder gibi ne dedi biliyor musunuz? Abla beni manipüle etmek için mi söyledin? Doğru. Dedi ki ben seninle bir üst levele geçmek istiyorum. Bu gece çok düşündüm dedi. Dün gece de düşündüm. Onun önce gece de düşündüm dedi. Sen çok iyilerini hak ediyorsun dedi. Ben bu evi hak etmiyorum. Ben artık balkonda yatacağım dedi. Hiç komik değil.
Çevik bandırayım. Ceyda bana ilk gösterdiğim videoda şey diyor. İğrenç gülüyorsun, gülme falan diyor, tamam mı? Oraya bak, çok kötü gülüyorsun, gülme. Ama onu zamanında başka biri Ceyda'ya söylemişti. O yüzden biz bunun arasında dalgaydı yani. Yani aynen dalga olarak. Bana... Zamanında Ceyda'ya biri böyle bir şey söylediği için biz onun dalgasını geçiyoruz. O yüzden mesela durduk birbirimize abla çok kötü gülüyorsun falan deriz yani, güleriz. Yani şu anda saat, aman Allah'ım, saat şu an 4 ya. Yarın 10.40'da dersim var. Ne valiz hazırlamışım, ne bir şey yapmışım. Yani gerçekten bir de şöyle aptal bir şey oldu bu arada. Ben bak saatlerdir, en az 4 saattir falan davranışsal biyoloji çalışıyorum, not çıkarıyorum. Tabii arada Ceyda'yla dedikodu da yaptık, şimdi onu söylemeden geçemeyeceğim de. 9 soru çözdüm, 6'sı yanlış çıktı. Nasıl oluyor? Ya mesela şimdi geri dönüp baktım, hala da benim yaptığım bana mantıklı geliyor. Ben çok mu acaba eşek kafalıyım acaba? Hala anlamıyorum. Nerede yanlış yaptım, hala anlamıyorum ya. Bence benim yaptıklarım hepsi doğru bu arada. Ama bir şey diyeceğim, acaba mesela yarın ben gidip hocaya sorsam, hocam ben bunları anlamadım yani nerede yanlış yapmışım acaba desem, hoca bana kızar mı? Abla bir şey söyleyeyim, lisedeki gibi sorabiliyor muyum yoksa soramaz mıyım? Sorabilir miyim? Evet, sor. Ya bana yürü git derse, sen mal mısın nasıl yapamadım derse, ya da git bir daha oku o zaman, bir daha çalış yapamadıysam derse. Ağlamaya başla. Ağlayayım mı gerçekten? Evet. Ya benim akıl aldığım insana bakın Allah aşkına ya. Davranışsal biyoloji işte. Şimdi hadi ablamın bulaşıklarını yıkayayım. Bu da pasaklı mı ne, beni bekliyor bulaşıkları yıkatmak için. Gerçek şu ki, ben dondurma yedim ama çok koymuş. Of dostlar, hadi iyi geceler ya. Daha fazla uzatmayalım bu konuşmayı. İyi geceler dostlar, sizi seviyorum.